Elimizde iki üçgen var ve birbirlerine denk gelen, birbirlerine denk gelen tüm kenarları aynı. Yani kenar 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 benzerliği var. Birbirine denk gelen kenarların hepsinin uzunluğu eşit. Artık bu üçgenlerin eş üçgenleri olduğunu biliyoruz. Bu videoda iki üçgene eş kılan, iki üçgenin eş olmalarını sağlayan başka özellikler olup olmadığını inceleyeceğiz. Kenar 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 benzerliği işimize yaradı. Peki ya açı 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 benzerliği? Demek istediğim şu. Diyelim ki elimizde şöyle bir üçgen var. Ve bir de, ve bir de böyle bir üçgen. Eğer pembeyle çizdiğim bu iki açı, morla çizdiğim buradaki iki açı ve turuncuyla çizdiğim bu iki açı birbirlerine eşitse, yani dereceleri aynıysa, bu iki üçgene eş üçgenler diyebilir miyiz? İlk bakışta öyle görünüyorlar ama belki de benim çizimimdendir. Ama düşünürsek denk düşen açılar birbirine eşit olsa da bu üçgenleri büyütüp küçülttüğümüzde aynı eşitlik geçerlidir. Örneğin diyelim ki elimizde böyle bir üçüncü üçgen var. Diğerlerine pekala benziyor. Şekli diğer iki üçgene benziyor. Açıları da diğer üçgenlerinkilerle eş. Turuncu, pembe ve morla çizdiğim tüm bu açılar birbirine eşit. O halde bu üç üçgenin tüm açıları aynı. Daha doğrusu denk düşen açıları birbirine eşit. Oysa üçüncü üçgen ne ikincisiyle ne de ilkiyle eş. Kenarları çok daha uzun. İkinci üçgenin bu kenarı üçüncü üçgeninkinden çok daha kısa. Diğer iki kenar da aynı şekilde. O halde sadece açı 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 benzerliği ile iki üçgenin aynı büyüklüğe ve aynı şekle sahip olduğunu söyleyemeyiz. Şekil aynı olabilir ama büyüklük değil. O halde açı 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 benzerliği eşliği kanıtlamaz. Kanıtladığı bir şey var, henüz bundan bahsetmedik. Kanıtladığı şey şu, o da bu üçgenleri benzer kılıyor. Yani açı 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 üçgenlerin benzer olduğunu kanıtlar. Benzer dediğimizde kelimenin günlük kullanımdaki, yani benzer kelimesinin günlük, gündelik kullanımdaki anlamı aklımıza geliyor ama benzerlik geometride bambaşka bir anlam taşır. Benzer şeyler aynı şekle sahip olabilir ama illaki aynı büyüklüğe sahip olmaları gerekmez. Demek ki eş olan her şey aynı şekle ve büyüklüğe sahip olduğuna göre aynı zamanda benzerdir ama benzer olan her şey eş değildir. Örneğin ekrandaki büyük üçgen diğer iki üçgene benzer. Üçü de benzer üçgenlerdir ama üçü de eş üçgenler değiller. İlk ikisinin eşliği hakkında bir fikrimiz yok. Kenar uzunlukları aynıysa eş üçgen olduklarını söyleyebiliriz. Ama ne biri ne de diğeri üçüncüyle eş değildir. Zira üçüncü üçgenin çok daha büyük olduğu bariz. Şekli aynı ama büyüklüğü farklı. O halde eşliği kanıtlamak için açı-açı-açı benzerliğini kullanamayız. Pekala, kenar-açı-kenar kenar benzerliğini deneyelim mi? Kenar-açı-kenar bunun içinde bir üçgen çizelim. Mavi kenar, pembe kenar ve mor kenar. İkinci bir üçgen daha olsun. Bunun da bir kenarı ilk üçgenin mavi kenarıyla aynı uzunlukta. Çizelim. Bu iki mavi kenar eşit, eşit uzunlukta ve bunu eş bir açı izleyecek. Yani bu açı ve bu açı birbirlerine eşit. Yani aynı dereceye sahipler. Bir sonraki kenarda ilk üçgendeki pembe kenarla eşit uzunlukta olsun. Denk düşen iki kenar aynı zamanda eşit uzunluğa sahip. Bu kenarların arasındaki açılar da aynı genişlikte. Kenarların arasındaki açılar, burası önemli, bu açılar da eşit. Son kenarı dilediğimiz gibi çizebiliriz. Sonuçta bu köşeden başlayıp bir üçgen oluşturacak şekilde karşıdaki köşeye gidecek. Böyle bir şey olacak. Şimdi akıl yürütelim. İkişer kenara eşit uzunlukta olan iki üçgende, bahsi geçen bu kenarların, bu iki eşit uzunlukta olan kenarların arasına düşen açılar da eşitse, bu iki üçgen eş olmalıdır. Bu açıları da sarıyla belirttim. Bu üçüncü kenarı çizebileceğimiz başka bir yol yok. İster postülat diyelim, ister aksiyom, her halükarda kenar açı kenar benzerliği iki üçgenin eş olduğunu ispatlar. Bunlar ileride işimize yarayacak kenar 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 benzerliği vardı. Şimdi bir de kenar açı kenar benzerliğimiz var eşit olan ikişer kenar ve bunların arasında yine eşit genişlikte birer açı, kenarlar ve açılar denk düşüyor. O halde söz konusu iki üçgen kesinlikle eş üçgenler. Farklı kombinasyonlar denemeye devam edelim. Mesela bu sefer de açı, kenar, açı deneyelim. Bunu denemek için yine iki üçgen çizeyim. İki yeni üçgen çizelim. İlk üçgen. Mavi ile çizdiğim kenar eşit olan kenar olsun. Turuncu açı ve sarı açı. Pekala diğer yanda da bir kenarı ilk üçgenin mavi kenarıyla eşit uzunlukta ve bu kenarın bu kenarın köşelerindeki açıları da turuncu ve sarı açılarla eşit genişlikte ikinci bir üçgenimiz var. Peki bu üçgen ilk üçgene eş midir? Akıl yürütelim. Kesin deliller sunmamıza gerek yok. Sonuçta sadece başka şeyleri kanıtlamamıza yarayabilecek postülatlar belirliyoruz. Çizdiğimiz turuncu ve sarı açılar birbirleriyle eşit genişlikte. Çizeceğim kenarlar için bir sınırlama getirmiyorum. Sadece bu açılara uygun olmak ve bir üçgen oluşturmak zorundalar. Şimdi mor kenarı istediğimiz kadar uzatalım. Böyle kendi başına gitsin. Yeşil kenarda aynı şekilde o da istediği yere kadar uzayabilir ama sarı açıyla uyumlu olmak zorunda. Bir önceki örnekte olduğu gibi gördüğünüz gibi bu iki açıya göre sadece bir tek üçgen oluşabilir. Bu kenarlar bu açılara uygun bir üçgen oluştururken belirli bir uzunluğa sahip olmak zorundalar ve bu uzunluklar ilk üçgendeki kenarların uzunluklarıyla eşittir. Yani iki üçgendeki mor ve yeşil kenarlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. Bu arada tekrarlıyorum bu resmi bir ispat değil daha çok mantık yürütme diyebiliriz. Açı kenar açı benzerliği bize iki üçgenin eş olduğunu gösterdi. Şimdi başka bir şey deneyelim bu da açı açı kenar. Bu isimleri ezberleseniz iyi olur ileride geometri dersinde işinize yarayabilir. Gerektiği zaman kenar açı kenar benzerliği eş üçgen yaratır deyip hızla yolunuza devam edebilirsiniz. Ezberlemeyi pek sevmem, ezbercilikle aramayı değildir ama dediğim gibi zaman önemliyken işinize yarayabilir. Şimdi açı açı kenar benzerliğine bakalım. İlk üçgenimizi çizelim. Mavi kenar eşit olacak kenar olsun. İki de eşit açı varmış. Bunları da çizelim iki açı ve bir kenar. İlk açımız yeşille çizdiğim bu açı olsun. İkinci açıyı da turuncuyla çiziyorum. Şimdi elimizde bir kenarın uzunluğu ilk üçgenin mavi kenarı ile eşit olan ikinci bir üçgen var. Bu kenarda ilk üçgeninki ile eşit genişlikte bir açı var ve yine turuncu ile çiziyorum. Bir kez daha bu kenarın uzunluğu için herhangi bir sınırlama yok. Ama bu kenarın diğer açısı ilk üçgenin yeşil açısıyla aynı olmak zorunda. Bu açı çizdiğimiz genişlikte ise son kenar bu şekilde uzayacak, değil mi? Şimdi kesin olarak bildiğimiz şeyler şunlar: Bu mavi kenarların uzunlukları eşit ve iki üçgendeki bu iki açının genişlikleri yine eşit. Dediğimiz gibi diğer kenarların uzunlukları için bir sınırlama yok. Ama şimdi nasıl bir üçgen çizebiliriz ki yandakiyle eş olmasın? Çünkü eninde sonunda bu yeşil çizgi mavi kenara tam köşesinde değmek zorunda. Mavi kenara tam bu noktada değmesi için de yeşil çizginin tam bu noktadan başlaması gerekir. Eşit olması gereken yeşil açılar bunu zorunlu kılıyor. O halde açı açı kenar benzerliği eşlik gösteriyor. Evet, hadi son bir tane daha yapalım tüm kombinasyonları denemek adına. Sırada ne kaldı? kenar kenar açı var. Pekala üçgeni çizelim. Mavi, mor ve sarı kenarları var. İki kenarı ve bir açısı bu üçgeninkiyle eşit olan başka bir üçgen daha var diyelim. Örneğin mavi kenarıyla eşit bir kenarı var. Açı değil ama kenar uzunluğu aynı. Ve mor kenarın uzunluğu da ilk üçgeninkiyle aynı. İşleri karıştırmamak için bu mor kenarı farklı bir şekilde çizeyim, nasıl olsa açı sınırlamamız yok. Ama çizeceğimiz bir sonraki kenarın açısı ilk üçgenin denk düşen açısıyla eşit olmak zorunda. Bu açıyı sarıyla çizdim. Görünüşe bakılırsa ikişer kenarı eşit uzunlukta ve farklı bir açısı olan iki üçgenin eş olmayabileceği ortaya çıktı. Bu örnekte eşit uzunluktaki mavi ve mor kenarların arasındaki açıyı farklı genişliklerde çizdim. Sarı açılar aynı genişlikte. Ama farklı olan açının getirisi olarak farklı olan açıdan dolayı sarı kenar ikinci üçgende daha kısa. Demek ki kenar kenar açı benzerliği olan iki üçgen eş olmayabilir de. Olmayabilir. Değildir demiyoruz. Benzer de olmayabilir. Kenar kenar açı benzerliği eşliği şart kılmaz.